Son fizik uçuşu, fizik çözer matın çözere, modern fizik poliye hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu arada MEP kazanım testlerini de çözmeye devam etmeliyiz. Evet, 2018 MEP kazanım testi arkadaşlar. Denge 2, TYT, YKS, AYT devam diyoruz. Eş kare bölmeli düzlemde bulunan M, 2M ve 6M kütleli noktasal cisimlerin kütle merkezi hangi noktadadır? Sevgili arkadaşlar, bunun formülünü biliyorsunuz. X eşittir M1 X1 artı M2 X2 artı nokta nokta bölü arkadaşlar M1 artı M2 artı nokta nokta. Aslında arkadaşlar görüldüğü gibi bu torku vermektedir. Toplam tork bölü toplam kütle. Y de aynı şekilde M1 Y1 M2 Y2 vesaire. Fakat arkadaşlar bu tür sorularda bakın dikkat ederseniz 6, 1, 2, 2 ile 1'i topladığımızda 3, 6 da 3'ün 2 katı. İşte arkadaşlar şu M ile 2M'in torku kuvvetlerin arasında arkadaşlar 2 kuvvet arasında bakın burada MG, 2MG öyle düşünün. İşte arkadaşlar şu ikisini birleştirdiğimizde M ile 2M'in arkadaşlar kütle merkezi bu arada bir yerde ve arkadaşlar torkların eşit olması için M'den 2 birim, 2M'den 1 birim. İşte 3M'lik kütlemiz burada olduğu görülüyor. Şimdi arkadaşlar 3M ile 6M'in kütle merkezi bu ikisini birleştiren doğru üzerinde arada bir yerde. Her zaman büyüğe yakın. 3 kere 2 6, 6 kere 1 6 cevabımız Edirne. Yeryüzünde şekildeki gibi duran eşkenar üçgen şeklindeki türdeş levhanın kütle merkezi ve ağırlık merkezinin yeri için ne söylenir? Nokta arası uzaklık eşit. Arkadaşlar homojen üçgen levhanın kütle merkezi buradaki kenar ortayların kesim noktasında tabandan bir köşeden 2 birim uzakta olacaktır. Yani M noktası olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar şunları hemen siliyoruz. Peki diyeceksiniz ki hocam bunun ağırlık merkezi de aynı değil mi? Arkadaşlar geçen sınava giren arkadaşlar için söylüyorum. Geçen yılın sorusu bu yılda arkadaşlar anlattığım MEP kitabında kütle ağırlık merkezine dikkat edin. Oradaki arkadaşlar kulede de aynı durum vardı. G yukarı doğru giderken arkadaşlar azalacak. Bundan dolayı ağırlık merkezi arkadaşlar kütle merkezinin biraz altında kalmış olacak ki bu arkadaşlar yaklaşık 400-500 metrelik uzunluğundaki bir kulede 2 santim oynuyor. Ha burada da arkadaşlar belki milim oynuyor ama burada size o mantığı vermek istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar yukarı doğru G azaldığı için ağırlık merkezi kütle merkezinin bir miktar altında kalmaktadır. Geçen yılın çıkan kule sorusu da bununla ilgilidir. Bu yıl arkadaşlar MEP konu anlatımlarında da buna özellikle değindik. ABCD levhasındaki kareler eş bölmeli olup A noktasından asıldığında şekil 1'deki gibi B noktasından asıldığında şekil 2'deki gibi dengede durmaktadır. Buna göre cismin kütle merkezi hangi noktadadır? Sevgili arkadaşlar bir cismi astığımızda dengeye geldiğinde mutlaka arkadaşlar kütle merkezi görüldüğü gibi ipin uzantısından geçmektedir veya ipin uzantısı kütle merkezinden geçmektedir. Hiçbir zaman arkadaşlar bir cismin kütlesi bu köşelerde olamaz. Zaten C olması mümkün değil. K veya L olabilir. İkinci durum için buraya bakıyoruz arkadaşlar. Nereden geçmiş? L'den geçmiş. O halde buradaki ortak noktamız L olmak zorundadır. Buraya baktığımızda M olamaz. Bir kere M'yi, D'yi, C'yi eliyoruz arkadaşlar. M olamaz. Dolayısıyla buraya baktığımızda da arkadaşlar ML olabilir. Zaten M olamaz dedik. Dolayısıyla ortak noktayı alıyoruz. Cevabımız besni. Kendi işlerinde türdeş kavele levhaları birbirlerine perçinlenerek şekildeki gibi S1 yüzey üzerinde dengede olacak şekilde yerleştirilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Sevgili arkadaşlar, İşte şu ağırlık merkezi, şu ağırlık merkezi birleştirdiğimizde arkadaşlar ne olacaktır bu ağırlık merkezi? Mutlaka şu arkadaşlar taban üzerinde görüldüğü gibi şu arada bir yerde olacaktır. Y noktası bakın şu nokta üzerinde de olabilir ama kesin değil. Fakat şu arada olmak
zorundadır. Burada da olabilir, burada da olabilir. Fakat direkt bunun üzerinde olamaz. Yani birinin kütle merkezi arkadaşlar üzerinde olamaz. İkisinin kütle merkezini birleştiren doğru üzerinde ve arada olacak. Görüldüğü gibi arkadaşlar K'nın kütle merkezine daha yakın olduğu için K levhasının kütlesi L levhasınınkinden kesinlikle büyüktür. Levhaların kütle merkezi ikisi arasındadır. Burada olduğunu biliyor muyum arkadaşlar? Hayır. Burada da olabilir. O halde ikisi arasında kesin diyemem, olabilir. Levhalar S2 yüzeyi üzerinde dengede durabilir. S2 yüzeyini arkadaşlar koyduğunuzda bakın bu K cisminin ağırlığı burada. L cisminin ağırlığı burada. Dolayısıyla bu arada bir yerde olacak. Yine arkadaşlar şu taban arasında olduğu için kesinlikle dengede kalır diyoruz. Cevabımız 1 ve 3. Evet sevgili dostlar 1 ve 3 Diyarbakır gerçekten güzel bir soru. Çıkabilecek bir soru diyoruz. Kütle ve ağırlık merkezi ile ilgili. Düzgün türdeş bir tel şekildeki gibi bükülüyor. Buna göre telin kütle merkezi nerededir? Görüldüğü gibi arkadaşlar iki köşegen, iki köşegen. Şu iki köşegeni birleştirelim ve köşegenlerin her birinin ağırlığına P diyelim. O halde arkadaşlar şu iki köşegene P, iki köşegene P dedim. Dolayısıyla 2P ağırlığımız burada. Dolayısıyla arkadaşlar bakıyoruz. 2 köşegene P, 4 köşegen burada arkadaşlar. 2P olacaktır. O halde 2P ile 2P eşit büyüklükte ve aynı yönde olduğu için arkadaşlar kuvvetlerin bileşkesi arada ve büyük kuvvete yakın. Eğer kuvvetler eşitse tam ortada 1, 2, 3. 3'ün ortası 1,5. LM arasında diyoruz. Cevabımız Celikan. Türdeş dikdörtgen levhanın bir bölmesi kesilip şekildeki gibi iki bölmesi üzerine yapıştırılıyor. Buna göre levhanın kütle merkezi kaç santimetre yer değiştirir? Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar şu iki parça nedir? Simetriktir ve kütle merkezi buradadır. Her birinin ağırlığına P dediğimizde 2P'yi buraya yapıştır. Arkadaşlar bakıyoruz bu tek parça. Kütle merkezi tabandan bir köşeden 2 birim. Şurayı arkadaşlar 3 olarak al. 1'e 2 görüldüğü gibi burası da arkadaşlar P olmaktadır. 2P ile P arası arkadaşlar şu uzaklık 2. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. 2P'ye P, 2P'den arkadaşlar X, P'den 2X uzakta ve burası da 2 birim. O halde 3X eşittir 2 ise sevgili arkadaşlar X eşittir 2 bölü 3. Yani 2P'den X kadar ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 3 diyoruz sevgili dostlar. Sevgili arkadaşlar ben bunu kesilip hatırlıyor olarak bir an aldım. Üzerine yapıştırılıyormuş. Dolayısıyla burası da 2P olacak. Burası da 2P olacak. X'e X. Bu durumda arkadaşlar 2X eşittir 2. X eşittir 1 santim. Cevabımız Ceyhan diyoruz. Bakın arkadaşlar bir daha anlatalım. Şimdi bu bunun üzerine yapıştırıldığı için arkadaşlar kütle merkezi tabandan 1 birim. Şurası 1'e 2. Her bir parçanın ağırlığına 2P dediğimiz için 2P burada. 2P'yi de buraya yapıştırdık. Görüldüğü gibi tam ortası 1'e 1 diyoruz Celikan. Kalınlıkları aynı olan kendi işlerinde türdeş, X'e çubuklarının birbirine yapıştırılmasıyla oluşan şekildeki düzenek şekildeki gibi dengededir sevgili arkadaşlar. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kendi içinde türdeş bakın birleştiriyoruz. O halde kütle merkezi mutlaka ipin uzantısından geçmelidir. Bakıyoruz arkadaşlar ağırlığımız Px ve Py. Bu noktaya göre arkadaşlar tork aldığımızda 1'e 2 uzunluğu o halde Py'nin ağırlığı 1 ise Px'in ağırlığı 1, Py'nin ağırlığı 2 olmalıdır. 2 kere 1 2, 1 kere 2 2 ağırlık merkezinin ipin doğrultusunda olması için. Çubuğun ağırlık merkezi arkadaşlar O noktası olamaz. Görüldüğü gibi O'nun altında şu noktadadır. Çubukların kütlelerinin eşit olmadığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Y'nin yoğunluğu X'ten büyüktür. Çünkü kalınlıkları aynı, uzunlukları aynı. O halde arkadaşlar ağırlığı 2'ye 1 olduğu için öz kütlesi yoğunluğu D'ye 2D olmalıdır diyoruz. Cevabımız yalnız 3 Celikan.
Eşit bölmeli düzleme yerleştirilen noktasal x, y, z cisimlerinin kütle merkezi A bölgesi içerisindedir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Güzel bir soru arkadaşlar. Bakın x ile y'nin arkadaşlar kütle merkezi bunları birleştiren doğru üzerinde olacaktır. Sevgili arkadaşlar. Eğer kütle merkezi şu nokta olsaydı bakın burada mutlaka arkadaşlar x ile y'nin kütle merkezi ile z'yi birleştirdiğimizde sistemin kütle merkezinden geçmelidir. Şu noktadan geçseydi bakın uzaklıklar eşit olacağı için x eşittir y. Fakat arkadaşlar A içerisinden geçtiği için x ile y'nin kütle merkezi kime daha yakın? X'e. O halde x'in kütlesi y'ninkinden büyüktür kesinlikle. Bir Allah'ın emri hemen arkadaşlar görüldüğü gibi sadece bir şık eleyebiliyorum. Y'nin kütlesi z'ninkinden büyüktür. Y ile z'yi arkadaşlar şöyle birleştirelim. Bakın şimdi şuradan geçtiğinde arkadaşlar eşit bir noktaya da gelebilir. Buradan geçtiğinde, buradan geçtiğinde yani arkadaşlar şuradan biraz daha şöyle alttan götürdüğümüzde z'ye de daha yakın olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar 2 olamaz. 2'yi eliyoruz. 3'e bakıyoruz. X'in kütlesi Z'ninkinden büyüktür. Şimdi arkadaşlar X ile Z'yi birleştirdim. Kütle merkezi acaba burada mı? Burada mı? Şurada mı? Kesin bir bakalım. Bilgimiz var mı sevgili arkadaşlar? Şimdi şuradan geçemez. Şu aradan bir yerden geçmek zorunda. Ama arkadaşlar ne kadar uzakta? Dolayısıyla bunu arkadaşlar kesin bir yargıya varamıyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar cevabımız yalnız bir Adıyaman diyoruz. Sevgili arkadaşlar burada da cevaba yalnız Adıyaman demiş. Bir demiş. Fakat arkadaşlar biraz daha dikkatlice baktığımızda şuranın arkadaşlar orta nokta olduğunu görüyoruz. Buranın arkadaşlar. Dolayısıyla buradan geçemeyeceği için şuralardan geçeceği için x'e daha yakın. Şimdi arkadaşlar tabi ben bunu biraz da geometrik olarak ispat ettim. Şurada arkadaşlar bakınız şöyle benzerlik oranı 1'e 1, 2'ye 2 ve 3. Yani arkadaşlar buraya 1, buraya 2, buraya 3 dersek böleceğimiz için buraya 6, buraya 4, şuraya da 2 dedim. X ise x çünkü bu 90 derece arkadaşlar x. Şurası 6 eksi x olacaktır. Benzerliği yaptım. Şurası da 6. Şurası arkadaşlar 2 idi. 6 bölü 2 eşittir. Şuranın tamamı 6 artı 6 eksi x. Yani 12 eksi x bölü 4 dedik. Arkadaşlar bakın şu uzaklık görüldüğü gibi. Şu x arkadaşlar. Yani 6 bölü 2 6 artı 6 eksi x bölü x. Niye? Çünkü arkadaşlar şurası ikizkenar üçgen. Şuraya da x dedik. Şurası 3. 3x 4x eşittir 12. X eşittir 3. X eşittir 3 çıkması arkadaşlar tamamen buradaki yaklaşımımızın doğru olduğunu gösterdi. Yani arkadaşlar olay şu. Şunu birleştirdik. Şunu birleştirdik. İşte arkadaşlar 3 çıkması 3'e 3. Demek ki tam orta noktaya denk geliyor. Şimdi buradan gelmesi için arkadaşlar mutlaka x'in y'den büyük olması gerekiyor. Cevabı Adana demiş. Fakat arkadaşlar cevabımız 1 ve 3 Ceyhan zaten 2'nin arkadaşlar olmadığını gördük. Şekildeki eşit bölmeli türdeş kare levhanın boyalı bölmesi kesilip A'nın üzerine yapıştırılıyor. Şöyle bir kayma meydana geliyor sevgili arkadaşlar. Burada tabii ki değişik yöntemlerimiz var arkadaşlar. Burada bunların şu kütle merkezine göre, ağırlık merkezine göre torklar bakın arkadaşlar uzunluklar 1 birim, uzaklığı 1 birim, şunun uzaklığı ise 3 birim. Dolayısıyla torklarına 1, 1, 3, 3 diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde aynen 3, 1 bu torkların büyüklüklerini yazdım. Veya arkadaşlar şöyle de diyebiliriz bu torkların büyüklüklerine tork. Tork, 3 tork, 3 tork. Şimdi sevgili arkadaşlar buradan tork 1 çıkarttığımızda azalıyor. 3 artıyor. Dolayısıyla arkadaşlar görüldüğü gibi şu yukarı doğru aşağı doğru.
Toplam arkadaşlar 4 torkluk bir değişimimiz var. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, bir bölmesini kesip 2 bölmesi üzerine. Evet, görüldüğü gibi 3 tork ve tork. Dolayısıyla arkadaşlar bu sefer bunu buraya aldığımızda burada bir 4 torkluk artma meydana geliyor ve dengeyi sağlıyor sevgili arkadaşlar. 3 ve 4'ü çift katlı yapmak. Sevgili arkadaşlar 3 ve 4'ü çift katlı yaptığımızda 3 ve 4'ün ağırlık merkezi burada olacaktır. Bunun meydana getirdiği ise arkadaşlar 2 parça olduğu için 2 tork olacaktır. Halbuki meydana gelen arkadaşlar ilk baştaki tork değişimi 4 tork idi. Dolayısıyla dengeyi sağlayamaz. Zaten arkadaşlar 5'i 6'nın üzerine kaydırdığımızda ağırlık merkezi bir miktar daha sağa ve aşağı kayacaktır. Halbuki arkadaşlar ilk durumda sağa kaymıştı. Biz bunu sola kaydırmaya çalışıyoruz. Bu ise arkadaşlar bu yönde kaydıracak. Dolayısıyla zaten bunun olmayacağını hepimiz görüyoruz. Cevabımız 1 Adıyaman. Sevgili arkadaşlar, MEB kitabı özet konu anlatımında bununla ilgili pratik bilgi vermiştim. Bu kaydırma sorularında arkadaşlar şu kaydırılan parçanın ağırlığı çarpı kayma miktarı, görüldüğü gibi şuralara 1 dediğim zaman arkadaşlar 2 1. Dolayısıyla P çarpı 4 kadar bölü ağırlık, tabi kayma miktarı delta x eşittir kaydırılan parçanın ağırlığı çarpı kaydırılan parçanın kütle merkezinin kayma miktarı bölü toplam ağırlık. Bu da arkadaşlar görüldüğü gibi P çarpı 4, bu sefer sola kaydı. Yani dengeyi sağladığını gördünüz. 3 ve 4 arkadaşlar alınca bu noktaya 2 P'lik gelmiş oldu arkadaşlar. Dolayısıyla 2 P çarpı 1 2 P'lik bir kayma meydana getirdi. Halbuki ilk başta sola doğru 4 P'lik bir kayma meydana geldi. Zaten bu da arkadaşlar kesinlikle yanlış. Çünkü sağ tarafa ve aşağı doğru bir kayma getiriyor. Düzgün türdeş KLMN kare levhalarının birbirine yapıştırılmasıyla oluşan düzenek şekildeki gibi dengededir. Cisimlerin kütleleri farklı olduğuna göre KLMN'nin kütleler arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Zaten arkadaşlar ipin uzantısı N'nin kütle merkezinden geçtiği için N hakkında hiçbir şey söyleyemem. İpe göre tork aldığımızda arkadaşlar 2K çarpı 2 L artı P çarpı 2. Bu ne demektir arkadaşlar? 2K eşittir L artı P. Buradan K'yı çektiğimizde L artı P bölü 2 olacaktır. Yani L ile P'nin aritmetik ortalamasına eşit oldu K. Bu durumda arkadaşlar ya hepsi eşit ya da K L ile P arasında olmak zorundadır. K hem L'den hem P'den büyük olamaz. K hem L'den hem P'den küçük olamaz. Yani K en küçük olamaz arkadaşlar. K en büyük olamaz arkadaşlar. Dolayısıyla bakın K L ile P arasında ne her şey olabilir? Cevabımız Diyarbakır. Özdeş ve türdeş küplerin birbirine yapıştırılması ile kurulan düzenekler şekildeki konumlarda serbest bırakılıyor. Buna göre hangi düzenekler verilen konumlarda dengede kalabilir? Sevgili arkadaşlar, şu 4 parçanın ağırlık merkezi görüldüğü gibi, 2 parçanın ağırlık merkezi görüldüğü gibi arkadaşlar 4'ten 1, 2'den 2 tam arkadaşlar şu nokta üzerinde. Buna biz kararsız denge diyoruz ama dengede kalabilir. Neticeyi kelam. Şuraya bakın arkadaşlar, desteğe göre bunlar ne oldu? Simetrik oldu. Dolayısıyla arkadaşlar şu 4P'nin kütle merkezi burada. Görüldüğü gibi şu 2P'nin arkadaşlar şu P ile şu P'yi birleştirdiğimizde yine arkadaşlar desteğin üzerinde kalabilir. Bu yöne bir miktar bir meyil olursa ip bunu ne yapar? Dengeler kalabilir. Şimdi bakın arkadaşlar, şu 4 parçanın ağırlık merkezi burada. Şu P ile 2P'yi birleştirdiğimizde arkadaşlar 2P'ye daha yakın olacağı için ağırlık merkezi bunun dışına, yani iplerin dışına çıktığı için bu yönde bir tork meydana getirir ve 2 kalamaz. Cevabımız Celikan. O1 ve O2 merkezli dairesel levhalar iplerle asılı konumda şekildeki gibi dengededir. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle
Doğrudur. Sevgili arkadaşlar, bu ipin uzantısı sistemin ağırlık merkezinden geçmeli. Bu ipin uzantısı ise sadece Y'nin ağırlık merkezinden geçmeli. O halde arkadaşlar, eğer bu türdeş olsa ağırlık merkezi burada olur. Bunun ağırlık merkezi de zaten şu ip üzerinde arada bir. Demek ki arkadaşlar, mutlaka X'in ağırlık merkezi bu arada bir yerde olmalı ki şöyle birleştirdiğimizde arkadaşlar ipin uzantısı sistemin ağırlık merkezinden geçsin. Bir kesinlikle doğrudur. Y levhası türdeştir. Şimdi arkadaşlar, burada buna doğru demiş cevaba Ceyhan. X ve Y'nin ağırlığı, X'in ağırlığı Y'ninkinden büyüktür. Şu uzaklığı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ağırlık merkezi burada. Arkadaşlar, bu uzaklıkla bu uzaklığı bilmediğimiz için tamam, 3'ü eledik. Hemen Allah'ın emri bir kesin doğru. Arkadaşlar, Y levhası türdeş demiş. Peki Y levhasının ağırlık merkezinin o ikide kesin olduğunu biliyor muyum? Belki bu noktadadır. Bir cismin arkadaşlar ağırlık merkezini böyle bu şekilde deneysel olarak bulmak için mutlaka iki yerden asmamız gerekiyor. Yani şuradan astın, bir de buradan astın. Eğer her ikisinde de O'dan geçiyorsa tamam deriz. Fakat arkadaşlar, ağırlık merkezi o ikide olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Neticede ipin uzantısı buradan geçiyor. Arkadaşlar, yani şu ip üzerinde arada bir yerde olabilir. Bana sorarsanız ben bunun cevabına yalnız bir derim arkadaşlar. Çünkü kesinlikle diyor. Dolayısıyla arkadaşlar, o iki olması kesin değil diyorum ve bunlara katılmıyorum. Ama arkadaşlar, soru gerçekten güzel. Olabilir, hepimiz insanız, hepimiz yanlış hataya düşebiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir daha görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Modern Fizik Kolik'te kalın. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın.